Yine her zamankinden farklı bir tarif yapıyoruz. Saat gece 2.30'da Dallas Memphis maçı var. Bu arada 2 tane yumurtanın sadece sarısına ihtiyacımız var. Mayonezine kadar kendimiz yapacağız tarifi. Şu birinci yumurtanın sarısı, hemen ikincisi. Bu ara kanalı biraz boşladık. Şu kanalı bir 2 milyon yapalım, ne dersiniz? Hardal, hangi hardal? Bir yemek kaşığı hardal. Tabii ki bu marka Ali Koç'un markası. Bakmayın ben Ali Koç'a söylediğimi bırakmam ama gönül sevdiğine sitem edermiş. Bir yemek kaşığı hardal. Hemen şöyle ilk başta karıştıralım. Ölçü olarak bir su bardağıyla başlayalım. Kafalarda soru işareti olmasın. Avusturya salatası yaparız. Yapacağız daha doğrusu. Zaman kalırsa da bir de Sovyet salatası yaparız. Mayonezimizi şöyle bir kontrol edelim. Bakın, görüyor musunuz koyuluğunu veyahut da ne kadar koyu olup olmayacağını siz karar vereceksiniz. Şimdi ben buna bir gayet iyi gibi bir yarım su bardağı daha. Koray, bu gece nasıl bu kadar çok ses çıkartıyorsun? Komşular bir şey demiyor mu? Yarım su bardağı daha zeytinyağı kullanacağız. Koray kuralları 13. Rakibini kendine hayran bırak, safına katılsın. Ya mutlaka yavaş yavaş ekliyoruz. Beraber bakalım. Görüyor musunuz kıvamını? Ev için, ev mayonezi için muhteşem bir kıvamda. İşi bilen arkadaşlar bunu anlamıştır. Ne kadar çok sıvı yağ katarsanız o kadar katı olur. Limon. Burada limon bir yemek kaşığı geçmesin. Ne kadar limon koyarsanız o kadar rengi beyazlaşır. O sarı rengi istemiyorsanız limon. Ve son olarak artık burada karabiber, bir çay kaşığı kadar karabiber diye düşünün. Tuz, yalnız tuz dikkatli karıştır. Karıştır, karıştır, karıştır. Bu ilk salatamız için mayonezi. Bu miktar yeterli ilk mayonezi. Bakın birebir ölçü verdim ha. Dikkat edin, birebir ölçü. Şimdi bu sırasını beklesin şurada. Bir yeşil elma. Koray yeşil elma mı? Yanlış duymadınız. Yeşil elma hemen. Elmanın şu iç tarafını alıyoruz. Hızlı olmalıyız. Elma kesinlikle siyahlaşmamalı. Şu içini kullanmıyoruz. Daha sonra bunu hızlı bir şekilde küp küp doğrayacağız. Hemen salatanın içine. Şimdi burada elma kararmaması için havayla ilişkisini keseceğiz. Koray bak, normal mayoneze göre çok sarı oldu diyenler varsa eğer, onun için de size bir numara göstereyim. Çok az, kapak kadar içme suyu. Katıyorsunuz ve karıştırıyorsunuz. Böylece daha da beyazlıyor, görüyor musunuz? Bakın. Havasını kestik, artık kesinlikle elma siyahlaşmaz. Kornişon turşusu. En az 6 tane. Şöyle 5. Şöyle 6. Hadi bu da benden 7. Bunları da ince ince kes. Bunlar da salatanın içine. 2 tane haşlanmış patates. Patatesleri hemen tavla zarı büyüklüğünde küp küp keseceğiz. Soğuduğu için çok daha rahat kesiyorum. Sıcak olsa bu kadar rahat kesilmez. Bakın. Büyüklüğü görüyor musunuz? Bir tavla zarı büyüklüğünde. Hemen şu birinciyi katalım. Biz daha önce bu salatayı görmemiştik. Lezzetli olur mu ki? Yapacaksınız. Siz karar vereceksiniz. Bu da hemen oyuna. Kapari turşusu. Bir yemek kaşığı kapari turşusu. Bak şöyle bir yemek kaşığı. Hadi şu da benden olsun. Artık buna malzemeleri tamamlayabiliriz. Bir çay kaşığı tuz. Karabiber. Birebir orijinal tarif yapıyoruz. Bir yemek kaşığı bal.
Koray bir yemek kaşığı bal mı? Orijinal tarifi yapıyoruz. Normalde orijinalinin de taneli hardal var ama evde olmadığı için biraz daha normal hardal katıyoruz. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar. Son olarak buna asite ihtiyacımız var. Elma sirkesi. Şöyle bir yemek kaşığı elma sirkesi. Artık karıştır. Karıştır. Hemen bir tabak ayarlayalım. Bakın bir tane yapmıştım. İçerideki yamyamlar elimden alıp tabaklarına koyup boşu getirdiler. Görüyorsunuz değil mi? Ben daha çekemeden. Neyse canımızı sıkmıyoruz. Stres atmak için buradayız. Sinirlendiremeyecekler bizi. Hemen bunun üstüne kapari. Şöyle suyunu süzerek yalnız. Bunun üstüne biraz kırmızı pul biber. Ya bu pul biberi ben atıyorum. Normalde orijinalinde yok. Görüntü açısından. Bunu bir saat dolapta bekleteceğim. Bir saat de kendine gelir bekletin daha doğrusu. Bizim zamanımız yok. Dolapta bir gün bekletirseniz çok daha lezzetli olur. İki gün boyunca da dolapta bozulmaz. Çok kısa sürdü. Hemen bir meze daha yapalım. Sovyet salatasını yapalım. Yine bir kaba ihtiyacımız var. Bu sefer mayonezi kendimiz yapmayalım. Mayonez yapmak istemeyenler için örnek olsun. Şöyle normal hazır mayonez kullanıyorum. 100 gram mayonez. Bir salatalık. Şimdi saat gece 2. Şöyle bıçağı bir sildim. Bakın şimdi sizden istediğim şu kabuklu bölümleri var ya. Şu kabuklu bölümlerini kesmeniz. Bakın zaten işareti var görüyor musunuz? Şuradan kesmenizi istiyorum. Şunları kullanmayacağız. Yuvarla gitsin. Çünkü salatanın kesinlikle sulu olmasını istemiyoruz. Özelliği bu. Hafif tuzlayalım da yiyelim. Kendimize bakacağız. Bak iki tane kullanmaya çalışın. Şu anda küçük küçük istiyorum. Küçük küçük. Aynen bu büyüklükte. Bu büyüklükte kesiyoruz. Devam. Burada normalde kapya biberi sade pişmemiş, közlenmemiş kullanıyorlar. Ama bize öyle uymaz. Lezzetli olmaz bizim damak tadımıza göre. Şöyle bir tane közlenmiş. İster kendiniz közleyebilirsiniz. İster böyle konserve kullanabilirsiniz. Bunu da küp küp kes. Küp küp. Bu da salatanın içine. İsteyen normal kapya biber de kullanabilir. Bir domates. Domatesi ortadan ikiye kes. Ortadan ikiye kestiğini mutlaka ama mutlaka içine al. Bunlar başka bir tarif için. İçine al. Bakın bunlar başka bir tarif için. Daha sonra bunları da şöyle yine tavla zarı büyüklüğünde. Onu sevdiğini sistem edermiş filan dedim ama Ali Koç beni bulsun. Tanıyan varsa 300 bin kişi olduk. Beni bulsun. Onu sokaktan adam lazım. Ben ona söyleyeyim. Evet devam. Bunlar da hemen. Hemen ne kadar çok seviyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Büyük büyük salatalık turşularından ben 5 tane koyacağım. İsteyen kornişon da kullanabilir. Şu kafalarını kullanmıyoruz. Daha sonra ne kadar ince o kadar lezzetli. Ne kadar ince o kadar lezzetli. Bakın çok ince olsun tamam mı görüyor musunuz? Bakın çok ince olsun. Devam. Bak bu tarifleri küçümsemeyin. Gece 2.30-3'te yapıyoruz diye de küçümsemeyelim. Vampir gibi adamız biz. Şöyle iki tane delikanlı vampir bulsak da ısıttırsak kendimizi. Ah ölüm yok tasa yok. Her gece avlan her gece avlan. Ye iç otur. Ne olacak? Kan mezesi yaparız. Buluruz bir şey. Ve salam. Şöyle 100 grama yakın salam. Macar salamı kullanıyorum. İsteyen hindi salamı da kullanabilir. İstediğiniz herhangi bir salamı kullanabilirsiniz beğendiğiniz. Ama orijinali Macar salamlı bunun. Şöyle küp küp kestikten sonra hemen bu da oyuna. Şimdi artık baharatlarını atalım. Bunun olmazsa olmaz baharatı kişnit. Ama
Evde varsa kullanacaksınız. Yoksa kullanmayacaksınız. Hatta taze kişniş kullanılıyor. Kuru kişniş kullanıyorum. Karabiber. Tuz. Ve artık karıştır. Sadece karıştır. Bu kıyağı babanız yapmaz. Demedi demeyin. Taze kişniş de süslüyorlar. Hatta içine katıyorlar. Ama bizde şu anda olmadığı için maydanoz katıyoruz. Orijinali taze kişniştir. Baştan söyleyeyim size. Ama sonra demeyin Koray niye böyle diye. Ama maydanoz da buna çok yakışır. Karıştırarak koyabilirsiniz. Kişniş olmadığı için maydanoz ve şu gördüğünüz mısır benim eklentim. Normalinde yok ama orijinal bir tarif bu. Çünkü bazı arkadaşlar inanmıyorlar ya öyle bir tarif yok. Yok şu Rum mezesiydi, bu rezim mezesiydi. Ben doğrusunu söyleyeyim de gerisi size kalmış. Evet buyurun. Gelip elimden alıyorlar. Masaya götürüp kendilerine servis yapıyorlar. Hemen bakmamız lazım. Bakın şimdi. Ya Koray bu güzel bir şey olabilir mi ki ya? Bu karışımdan diye düşünenler şunun bir tadına bakın bakalım. Benim fikrim denemenize değer. Biraz daha limon istiyor mu istiyor. Kendim ufak bir eleştiri. Ben yerim bunu. Bir de şunun tadına bakalım. Şöyle mısırından, maydanozundan da alarak şunun da bir tadına bakın bakalım. Bu ferah bir tat veriyor. Bunu yediğiniz anda ferah bir hisse kapılıyorsunuz. Bu biraz daha ağır bir salata. Ama lezzetli. Daha önce yapmamış olanlar bir kere denesin. Bu etlerin yanına, yemeklerin yanına çok yakışır. Bir şeyler yudumlarken çayın yanında da harika olur. Bu zaten fresh, her şeye uyar. Avusturya salatası, Sovyet salatası. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese. Ha bu arada izleyip abone olmayanlar sizi unuttum zannetmeyin. Hiçbir zaman unutmayacağım.